Arkadaşlar merhaba ben Rüştü Hoca Yazarım serisine devam ediyoruz 6 tane video çektik biliyorsunuz 6. testi de çözmüş olduk kitabındaki şimdi 7. teste geldik ama 7. testi arkadaşlar bir 8-10 video önce en fazla Bakalım bulabilecek misiniz ad altında karşınıza getirmişim bir Tekrar mahiyetinde Yazar eser tekrarı ihtiyacı duymuşuz Orada da onu karşınıza getirmişim O yüzden Kitaptaki 7. testi çözdüğüm için o testi geçiyoruz. 8. testi çözeceğiz ama yazar serisindeki 7. video karşınıza getiriyorum haberiniz olsun tamam. Hemen başlayalım. Ne diyor kalemimiz nerede hocam? Hah buldum süper. Beni şu ifadelerle tanıyabilirsin diyor. Tanıyalım hangi ifadeleri tanıyacağız hocam bakalım. Önce ekmekler bozuldu, garipler sokağı ve fıkra. Burada önce ekmekler bozuldu ifadesi de kalemi bir al hocam Allah'ını seversen ya. Evet önce ekmekler bozuldu. Oktay Akbal'ın eseridir. Çok önemli çok iyi isimlerden bir tanesidir. Ama böyle sınav noktasında hep böyle arka planda kalır. Tek başına soru olarak gelmediğinden gelecektir. Cebinizde kalsın lütfen. Aman dikkat. Oktay Akbal dikkat. Garipler sokağı ve fıkra cebinizde kala lütfen. Geldik ikinci soruya arkadaşlar. Ne diyor? Benim şu ifadeyi tanıyabilirsin. Güzel. UNESCO tamamdır hemen kalemimizi alalım. Yaşayan insan hazinesi, sanat elçisi ve gönül bahçesi vurgular arkadaşlar. Şeref Taşlı ovayı bize hatırlasın lütfen. Çok çok önemlidir arkadaşlar. Aman yaşayan insan hazinesi kabul edildi. UNESCO tarafından cebinizde kalsın lütfen. Geldik arkadaşlar üçüncü soruya. Beni şu ifadelerle tanıyabilirsin diyor. İstanbul Türkçesi tasavvufi konu yok. Güzel, zevk, eğlence ve mersiye gibi vurgular kendisini çok bariz ele verecek. Özellikle mersiye başlığını gördüğümüz an itibariyle Baki kendisini ele veriyor arkadaşlar. Baki'ye de selam olsun. Eyvallah hocam o da çok yerinde doğru cevap olarak karşımıza geldi. Zaten Fezaili Mekke, Fezaili Cihat gibi eserleri var. Onlar da çok böyle divanı falan var ama sorulacak eserler değil. Çünkü gerçekten tipik değil hemen anlayabiliyorsun hemen görebiliyorsun. Aynı isimle feza ile şekilde yani faziletleri şeklinde şekilde başlıyor olması kendini ele veriyor. Bakiden sonra gelirse ki neden gelmesin? Özellik bazı gelebilir ama ardına mutlaka bir eser katılır o da Kanuni Mersiyesi olacaktır. Cebinizde kalsın. Evet. Alay, sevgi, ironi ve yuvarlanan köşeleri. Yani burada yuvarlan köşeleri adlı eseriyle ancak hatırlayabiliriz. Özdemir Asaf'ı değil mi? Özdemir Asafça dikkat değişik değişik e, isimlerde kitapları var. Yuvarlanan köşesi olur mu ya diyeceğiz. Gerçekten garip ironik bir kullanımda eserin adına bile yansımış. Toplumcu gerçekçi Çukurova, Murtaza ve günlük konuşma dili. Aman dikkat Çukurova ve Murtaza burada bariz bir şekilde kendisini ne yapıyor belli ediyor. Yaşar Kemal havasını da attı. Verdi arkadaşlar telefonumuzda bir Allah rızası için kapatalım. Evet hemen sessizleri bir alalım. Güzel devam arkadaşlar. 5A dedik, Yaşar Kemal dedik. Murtaza ile Çukurova ile cevabımız verdik arkadaşlar. Geldik 6. soruya. Yakaza, Gezgin ve Anka. Buna yani büyük bir yıldız koyayım arkadaşlar. Çünkü gerçekten yapılması zor bir sorudur. Böyle yani cebinizde kalsın ya. Cebinizde kalsın. Önemlidir aman dikkat burası. Evet sağlam bir isim arkadaşlar aman dikkat Yakaza Gezgin ve Anka Üçlüsü Sadık Yalsız Uçanları hatırlatacak Cumhuriyet dönemindeki isimlerdendir ama dediğim gibi sınavda şıklarda veya tek başına soru olarak gelmediğinden biraz daha kıyıda köşede kalmıştır Zaten benim kitabımda mantığı bu her şeyi soru olarak göreceksiniz hiç eksik bırakmayacak adı üzerinde fulleten dedik boşa demedik Fulletecek hocam İşte bu ismi de cebinize koymuş olduk arkadaşlar Hemen şöyle getirelim diğer soruyu Keziban, dikkat, tarih, tiyatro ve 4. Murat. Zaten tarih vurgularını ne yakaladığınız an Turan Oflazoğlu aklınıza gelsin arkadaşlar. Tamam çok çok önemlidir. Saygı duyarız. Geldik 8'e. Absürt Tiyatro ve Midas üçlemesi bizi Güngör Dilmen'e götürecek. Midas'ın kulakları aman dikkat aman dikkat devam. Deneme Öztürkçe eleştiri ve devrik cümle arkadaşlar. Deneme Öztürkçe eleştiri ve devrik cümle. Ben kimim sorusu gelsin hocam. Hemen bariz bir şekilde bu ismi hissederim arkadaşlar. Kimdir? Tabii ki Nurullah Ataş'tır. Deneme biraz Nurullah Ataş'ı hatırlatacak. Yani biraz derken deneme demek Nurullah Ataş demek de birçok ismin oradaki denemesi var. Orada şıklarda yer alan isimlerin hepsinin denemesi var neredeyse. Burada en tipik vurgu öz Türkçe olacak arkadaşlar. Gerçekten Nurullah Ataç sade yalın öz bir Türkçe kullanımından yanadır. Yeni yeni sözcükler katmıştır günce sözcüğü gibi dilimize. Deneme inceleme şiir tahlilleri. Şiir tahlilleri noktasında karşımıza gelecek bu isimde. Aman ya Rabbim Mehmet Kaplan, Profesör Doktor Mehmet Kaplan kendisi bir edebiyat tarihçisidir. Tevfiket üzerine yaptığı araştırmaları, çalışmaları çok çok önemlidir. Değil mi? Tevfiketin Hayatı Sanat Eserleri diye bir kitabı var. Şiir Tahlilleri diye bir kitabı var. Cebinizde kalsın arkadaşlar. Öğrenmiş olduk, hatırlamış olduk. Sohbet, Eşref Saat ve Hayat Dergisi tabii ki Şevket Radonet saniyesinde hocam devam. Mülakat ve diyorlar ki burada da bariz bir şekilde Ruşen Eşref Ünaydın'ı Yakaladık arkadaşlar evet aman dikkat aman dikkat edebiyatta güzel gidiyoruz sakin bir şekilde gidiyoruz artık yazar avının da sonuna geldik yazar avını da bitirdik arkadaşlar ben farklı farklı serilerle karşınıza gelmeye devam edeceğim kitabımda full latenalite edebiyat soru bankamda yazar eser tür serisi var. Onu video olarak getireceğim karşınıza inşallah. Oradaki testleri çok güzel bir şekilde getireceğiz, çözeceğiz. E o zaman hem yazarı hem eseri hem de türünü tekrar edeceğiz. E biz zaten yazar abiyle yazarı tekrar etmiştik. Ha orada farklı isimleri göreceğiz. Demek ki müthiş bir tekrar daha bizi bekliyor. O biter başka bir tekrar başlar inşallah. İçiniz rahat olsun. Sıfırdan edebiyat kampı bizi bekler, soru kampı bizi bekler. İnanılmaz nokta atış kampı bizi bekler. Bekler de bekler. Çok kamp var. Çok video var. Hiç sıkıntınız olmasın. Edebiyatta yavaş yavaş benimle gitmeye devam edin. E o zaman görüşmek üzere. Kolay gelsin.